Yayınımıza havacılık ve uzay mühendisliği mezunumuz Oğuzhan Bey'le devam edeceğiz. Merhabalar. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun davetimize yanıt verip katıldığınız için canlı yayınımıza. Çok merak edilen bir bölümle devam ediyoruz. Havacılık ve uzay mühendisliği. Üniversitemizde mühendislik fakültesinde çok merak edilen bir bölüm. O yüzden sizin anlatacaklarınız şu anda çok önemli. Aynı zamanda sizin kulüp başkanlığınız, çapınız gibi önemli detaylar da var. Öğrencilik hayatınızla ilgili süreci bize aktarırsanız çok memnun olacağız. Tabii ki. Öncelikle bizim yani 2016 yıllarında daha yeni yeni üniversitelerde açılmaya başlanan bir bölümdü. Araştırmalarımda da aslında ilk 2016 yılında açılan bir bölümdü. Biraz daha hani risk alarak gelmiştik, seçmiştik, tercih etmiştik bu üniversiteyi. Ama sonrasında gördüğüm kadarıyla ve üniversite ortamını tattığım kadarıyla gerçekten hiç pişmanlık duymadım bu tercihim konusunda. Onun dışında üniversitede hazırlık bir yıl hazırlık okudum. Üniversitenin zaten İzmir Üniversitesi'nin hazırlığında dil bilgisi olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum bir yıl hazırlığın. Onun dışında öğrencilere sunduğu ÇAP çift anadal programı yapma imkanı. Ben de birinci sınıftan ikinci sınıfta yazılım mühendisliği çift anadal programına başladım. Bu konuda yazılım öğrenmek aslında benim için bir hedefti ve bunu çift anadal yaparak karşılamak benim için çok onur verici bir durumdu. Sonra dediğiniz gibi Havacılık Kulübü Başkanlığı yaptım. Bu konuda da üniversitemizin kulüplere verdiği destek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir kulübün yarışmaya katılmak istediğinde üniversitemizden tam destek aldığını düşünüyorum bu konuda. Bunları söyleyebilirim aslında üniversitemizin öğrencilere kattığı ve destekleri. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne girdikten sonra yazılım alanında da ÇAP yapmak istediniz. Şu anda üniversitemizde ÇAP yan dal haklarımız mevcut. Aslında siz merak ettiğiniz diğer bir bölümü de okuma ve mezun olma şansı yakaladınız. Bu konuda hocalarımızın çok fazla desteği oluyor. O dönemde de muhtemelen siz de hocalarımızın desteğini fazlasıyla görmüşsünüzdür. Evet, kesinlikle. Bunun dışında üniversitemizin bize sağladığı gönüllü stajlarımızda da sigortalarımızı karşılıyor. Bu benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum tüm diğer öğrenciler gibi. Çok fazla özellikle 3. 4. sınıftaki zamanlarımızda kesinlikle bence insanlar hani staj yapmalı. Zorunlu stajların dışında da gönüllü stajlarını yapmalı. Zaten bu konuda üniversitemiz destek oluyor sigortaların karşılanması ve o süreçler konusunda. Ben de aslında son yılımda hani çift anadal yaptığımdan dolayı okulum yarım dönem uzamıştı ve bu yarım dönemde derslerim az olduğu için farklı bir sektörü daha keşfetmek için otomotiv sektörüne girmiştim. Otomotiv sektöründe bir gönüllü staj yapmıştım. O da benim kariyerimi yönlendirmede çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da diğer öğrencilerin yani sadece kendi alanlarında havacılık uzay mühendisliği okuyorum ve sadece bir uçak firması olarak kısıtlamayıp kendini diğer sektörlerde de gönüllü olarak staj yapıp o sektörleri de görmesini dilerim. Çok güzel bir konuya değindiniz, stajlar. Dün de aslında konuşmuştuk bu konuyu ama adayı öğrencilerimize tekrardan aktarmak isterim. Üniversitemiz hem zorunlu hem de gönüllü stajların sigortasını karşıladığı için hazırlığı bitiren bir öğrencimiz bile mezun olana kadar çok fazla staj yapma imkanı kazanıyor. Üniversitemizde de bu konuda çok büyük bir destek var. Her üniversitede olan bir durum değil bu. Öyle olduğu için de aslında mezun olmadan yapılan stajlarla çok fazla deneyim kazanabiliyoruz. Öğrencilerimiz. Siz de bunun en güzel örneğisiniz. Ben hemen size bir soru daha sormak istiyorum. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü mezunları nerelerde çalışabilir? Savunma sanayi alanını biliyoruz ama şimdi siz mezunlarımızla daha fazla görüştüğünüz için bu bölümün hani mezunun neler yapıyor aslında size sormamız daha doğru olacak. Evet, ben de 2020'de aslında şu an çalıştığım yerde Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde staj yapmıştım. Sonrasında da tabii ki çoğu havacılık uzay mühendisinin de çalışmak istediği yer olduğu için ben de mezun olduktan sonra burada çalışmak istedim ve şu an olduğum yerdeyim. Ama sadece aslında savunma sanayi ve yalnızca uçak firmaları değil, bunun dışında az önce dediğim de staj yaptığım gibi aslında otomotiv firmaları, aslında otomotiv firmalarında da bence havacılık uzay mühendisliği mezunları çalışabilir ve gayet ülkemizde de bu sektörlerde çok daha gelişmiş durumda. Yabancı firmaların da havacılık firmalarında ülkemizde ofislerinin olduğunu biliyoruz. Buralarda da havacılık uzay mühendisliği mezunları çalışabilmekte.
Oğuzhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Aday öğrencilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliğini tercih etmekten pişman olmayacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın lütfen. Ben teşekkür ederim. İyi günler.